PES Türk YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine bir online maç yapacağız. Eğer ki galibi serimiz bozulmazsa Türkiye 20.liğine yükselmiş olacağız. Bu bizim ikinci hesabımız. İkinci hesapta da ilk 20'ye girmiş olacağız. Şimdi rakibimizi bekliyoruz. 1383 derecede çok güzel bir rakip geldi Muhammed isminde. Umarım keyifli güzel bir maç olur. Hemen kondisyonlara bakalım. Delight düşüşten önüne Matias tahmin yerine Sanchez alalım. Aubameyang ve Owen da yükselişte. Onları da ikinci yarıda değerlendiririz. Bir de rakibin kadrosuna bakalım hemen. Rakipte de Pogba, De Bruyne, Vieira var. Göbekte güzel isimler var. İleri üçlü de güzel. Bakalım nasıl bir maç olacak. Eğer ki dediğim gibi yenersek Türkiye'nin yerine ikinci hesabımız ulaşmış olacak. Birinci hesabımız bildiğiniz ilk 10'da zaten yer alıyor. Evet arkadaşlar. Birkaç soru geliyor. Onların da cevaplamış olayım. Hep yendiğim videoları koyuyorsun gibi yorum var arkadaşlar. Arkadaşlar yeniliyorum aslında. Yenildiğim videolar da tabii ki var. Ancak izlemesi çok keyifli bir maçlar olmamış oluyor. Şöyle oluyor. 1-0 yeniliyorum. Bir gol oluyor. Rakip top çeviriyor filan. Şimdi maça başlayalım. Hemen hızlı kontrol atak taktiğimizi yapacağız. Aşağıya bir pas atalım. Tekrardan Mbappe'nin önüne doğru baktım. Geçer mi? Geçti. Bıraktık. Bir de save gol. Biraz bedava gol atmış olduk. Rakibin defansı bir anda durdu anlamsız bir şekilde. Gerçekten beleş bir gol atmış olduk. İkinciyi izletmedi rakibimiz. Rakibin hatasını aslında affetmedik. Dakika 3 ilk golü bulduk Mbappe ile. Şimdi tekrardan uzun oynadı. Hemen kaleciye dönüyorum. Lafon. Şimdi kanatta doğru açacağım topu tekrardan. Tekrardan kanada açalım. Şimdi Beckham'ın önüne doğru bakacağım ama iyi tuttu açıkçası rakibimiz orayı. Tekrardan bir kanada açacağım. Haydi Ronaldo. Ronaldo'ya bir şut çekelim. Kaleci kurtardı. Ronaldo biraz daha ileri dursaydı aslında daha iyi bir şut çıkartabilirdi ama tahmin ettiğimden kötü vurdu. Şimdi şöyle bir taktik deneyelim arkadaşlar. Ortaya doğru bir top atacağım. Gelişine Mbappe'yle bir kafa denemesi geçmedi. Şimdi geriye doğru döneceğim. Biraz oyunu açalım. Aceleye gerek yok. Eğer ki Beckham'a dönseydim offside olabilirdi. O yüzden bu şekilde topu döndürüyorum arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. Geçmedi Rummenigge'den. Topu tekrar kazanabilecek miyiz? Defansif orta sahanın orada bir avantajı var. Rummenigge'ye geldi. Şimdi bir şut deneyelim önce. Plase. Gol. Kalecinin açıldığını görünce aslında şuttan vazgeçtim yukarıya. Ara pas attım arkadaşlar. İşte Neuer var kalede galiba. Neuer'in böyle dezavantajları var arkadaşlar. Kaleden saçma sapan açılabiliyor bir anda. Çok iyi bir kaleci ama açılmaları tehlikeli. Topu hemen kazandık. Şimdi bir uzun top Mbappe'ye. Kaleci yine açılacak mı bakalım. Bekliyorum. Bu arada Coutinho'ymuş kaleci. Ben Neuer zannediyordum. Coutinho demek ki bilerek kaçmış. Yani normalde defansif bir kalecidir. O kadar çok açılmaz bu kaleci. Rakip kendisi açmış. Hemen şöyle bir uzun yapalım. Tekrardan bir daha kaç. Şimdi Mbappe'nin önüne doğru geçmedi varandağım. Bambakla indireceğim. Şöyle bir uzun açalım tekrardan. Yine geçmedi Patrick Vieira orada. Önemli bir isim tabii ki. Aman aman uzun top oynadı. İkili mi arkadaşlar önde durmaya çalışıyorum. Sağ girer mi araya? Son anda girdik. Gerçekten Messi'ye gelseydi affetmezdi. Foul yaptı rakibimiz. Son anda girdik araya açıkçası. 2-1 olacaktı neredeyse. Şimdi 2-0 öne geçince momentum birazcık rakibi gol attırmaya çalışıyor. O yüzden aslında paslı çıkmak lazım böyle pozisyonlarda. Genelde arkadaşlar bakın momentum yani bu zaten her zaman olur arkadaşlar. Bilginiz olsun. PES 2021'de nasıl olacak? Beraber inceleyeceğiz sizlerle beraber ama PES 2000'de böyle bir şey var 2020'de. Şimdi topu tekrar indiriyorum. Yine rakipte kaldı. Top uzaklardan bir şut denedi. Aman hocam yapma hocam. Ucuz yırtıyoruz. Birazcık top çevirmemiz lazım açıkçası ama bir yandan da içim saldır diyor. O yüzden ikisinin arasında kalıyorum. Şimdi kanattan tekrardan şöyle acele etmeden yavaş yavaş Beckham'a tekrar göbeğe Ronaldo'ya. Şimdi kaçacak bir adam arıyorum. Mbappe kaçtı. Geçmedi. Tekrardan hata tazeleyelim. Tekrar Beckham'a. Şimdi göbeğe Ronaldo'ya bir şut deneyelim. Resmen tosladık Jordi Alba'ya. Tekrar önümüzde kaldı. Bir şut daha deneyelim. Kurtun ya. Yani inanılmaz pozisyonlar harcıyoruz. Şimdi rakip oyunu durdurdu. Bekliyorum bakalım. Yani 2-0 öndeyiz. Biraz 2-0'ın verdiği
rahatlık da var açıkçası. O yüzden çok da bir müdahale yapmak istemiyorum ikinci yarıya geçmeden. Şöyle rakibi çağır, kendi oyuncumuzu çağıralım. Şimdi şöyle bir geri çekip tekrardan Beckham'ı bırakacağım. Bir plase deneyelim. Jordi Alba girdi araya. Jordi Alba her yerde mübarek. Sol açık, şey, sol bek normalde ama sağda doğru tutuyor. İkili markaj önünde durmaya çalışıyorum. 99 hızı olduğu için Jordi Alba'yı da tutmak o kadar kolay olmuyor. 3 kişi birden koşuyoruz peşine. Aman 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 aman, Allah'tan kötü orta yaptı. Şimdi bir belkaç deneyelim. Tekrardan Mbappe'nin önüne doğru salacağım. Geçer mi? Patrick Vieira. İşte pozisyon esnek olunca Patrick Vieira sanki bir defansmış gibi orada durdu. Topu kesti. Tekrardan önünde durmaya çalışıyorum. Aman hocam, sanki gol yiyeceğiz gibi. İyi geliyor rakip. Şöyle ikili markajla önünde durmaya çalışıyorum. Uzaklaştır dedim. Tekrar indirelim. Gelişine şöyle uzun bir top deneyelim. İlk yarı bitti. İlk yarıda iki tane gol attık. Birisi açıkçası bedava oldu diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü rakibin defans oyuncusu bir anda durdu. Golümüzü bulduk. Bu şekilde bir tanesi Türkiye ilk 20'sine girmiş olacağız. Bakalım rakibin ikinci yarıdaki mücadelelerini merak ediyorum. Dakika 65 gibi biz de Owen ve Aubameyang kalırız ileriye. Ofansif orta sahada Maradona'yı almış oluruz. Bu şekilde daha çok gol bulmaya çalışacağız arkadaşlar şimdi. Rakibin devam ettirmesini bekliyorum açıkçası. Neden bu şekilde yavaş, onu da anlamış değilim. Bakalım rakibi bekliyoruz. Evet. Hangi değişiklik yapmış mı onu bakıyorum bir yandan da. Şu anlık bir değişiklik yapmamış gibi duruyor. Büyük ihtimalle kadro analizi yaptı. Şimdi ileri açtık Rummenigge'ye. Tekrar Ronaldo'nun önüne. Tekrar Mbappe'ye geçmedi. Rakip biraz sertleşti gibi sanki. Geleni gideni kayıyor orada. Tekrardan Beckham. Geçmedi. Foller yapılıyor. Geçen bir YouTube kanalında denk geldim arkadaşlar. Birisi şey paylaşmış. İşte Cristiano Ronaldo Mbappe çıkartma taktiği falan. Ben de ya bunlara inananlar var mı yazdım. Adam bir yorum döşemiş bize. İşte Sanene kardeşim, benim takipçilerim bunu seviyor. Önümüzde kaldı yine bir şut. Yani yine bedavadan golü buluyorduk az daha. Ceza tuttuk kaleci. İşte benim takipçilerim bunu seviyor, seninle karışıyorsun falan, böyle değişik değişik yorumlar yazmış. Yani seni takipçilerin seviyorsa kardeşim sıkıntı yok. Bir önün arapası geçmedi. Şimdi Kanada tekrardan arapası, gidişine bir şut. Biz mi foul yaptık? Orada bir şeyler oldu ama ben de anlamadım. Rakip foul yapmış. Şimdi bir free kick denemesi yapacağız arkadaşlar. David Beckham'la şöyle kenardan bir plase bırakalım. Kalecinin üstüne gitti sanki biraz. Evet, kaleci tuttu. Ya. Yani arkadaşlar bu tarz videoları prim yaptırıyorsunuz, gerçekten şaşırıyorum. Yani işte Ronaldo çıkartma taktiği, bilmem ne çıkartma taktiği. Yani böyle bir şey yok. Şöyle bir taktik yapıyorlar arkadaşlar. Hesap açmak bedava biliyorsunuz. Sürekli yeni hesap açıyorlar. Onları da bir maille tanımlıyorlar. 300 tane MyClub parası hediye veriyor biliyorsunuz. Tanımlarsanız 250 MyClub parası hediye veriyor. O 250 MyClub parasıyla da gidip sürekli yeniden deniyorlar. Onu çıkartana kadar, yani siz o video çekene kadar yeni mail açıp yeni ID alıp sürekli Ronaldo çıkana kadar video çekiyorlar. Yani bu kadar saçma sapan bir durum var. Bir ara pası deneyelim. Şimdi bir şut deneyelim. Mbappe 3 oldu. 3 attı. Bir anda önünde kaldı Mbappe'nin. Çok güzel gördük orayı. Yani yeni mail alıp yeniden video çekip sizlere o Ronaldo'yu bulduğunu gösterene kadar video çekiyorlar. Ondan sonra işte Ronaldo çıkartma taktiği diye size gösteriyorlar. Böyle şeylere inanmayın. Prim vermeyin lütfen. Şimdi ikili markajla bakın. Sanchez aslında seçili ama ikili markajla önde baskı yapıyorum gördüğünüz gibi. Genelde santradan gol yemek için de bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Değiştir tuşuyla önce farklı bir defansa geçiyorsunuz. Sonrasında ikili markajla öteki adamı tutuyorsunuz. Aklınızda olsun bu da. Güzel bir taktiktir. Şimdi rakip triki kullanacak. Aman 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 hocam. Güzel vurdu açıkçası. Direği yaladı geçti. Cristiano Ronaldo'nun şutu. Şimdi biz, rakip bir durdurdu. Biz de bir oyuncu değişikliği yapalım mı? Yani dakika aslında ideal ama neyse, değiştirelim. Daha çok yorulmadılar ama. Şöyle Ronaldinho'yu koyalım. Owen'ı koyalım. Aubameyang'ı koyalım. Bakalım bir gol daha bulabilirsek güzel olacak. Şöyle seyri güzel goller atmaya çalışıyorum bir yandan da arkadaşlar. Şöyle başlayalım kanattan. Hemen kanada açacağım topu. Tekrardan göbeğe doğru baktık bir ara. Şimdi Aubameyang'a. Aubameyang'la tekrardan göbeğe döneceğim. Tekrar göbeğe. Aubameyang'ın koşu yoluna bir Owen'a ver kaç.
Haydi Owen yapıştır. Owen, Mike Owen girdi ve golünü attı. Girer girmez golünü atıyor Owen arkadaşlar. Orada Owen'a attı. Çok güzel bir hareket yaptık. Golümüzü bulduk. 4-0 oldu. Bu saatten sonra geri dönüş zor. Rakip çirkefleşti arkadaşlar. Bir anda Mbappe kaydı ve düşürdü. Geçen de böyle bir maçtayız. 3-0 öne geçtim. İşte yenmek zor falan falan böyle takılıyorum kendimce. Rakip ilk önce işte 3-3 yaptı. Sonra bir gol attım. 4-3 oldu. 4-4 oldu. Sonra son dakikada bir gol kaçırdım. Rakip affetmedi. Kazandı maçı. 5-4 yendi beni vallahi billahi. Tekrar top önümüzde kalır mı? Ya buna da mesela uyuz oluyorum arkadaşlar. Top adamın oyuncunun ayağına çarpıyor. Oyuncu böyle karnını tutuyor. Ya ayağına çarptı. Karnını niye tutuyorsun ya? Gelişine şöyle acele etmeden kaleciye doğru dön diyeceğim. Van Dijk. Tekrardan Patrick Vieira. Şimdi Sar'ın önüne doğru bıraktık. Göbeğe doğru Ronaldinho. Ronaldinho'dan Owen'a doğru. Haydi Aubameyang yaklaş bana doğru. Aubameyang'a doğru bir orta. Gelişine bir şut olur mu? Aman Allah'ım. Nasıl kaçtı bu top ya? Ya şu kaçan gole bakar mısınız Aubameyang? Gerçi kaleci kurtardı. Aubameyang kaçırmadı şimdi. O da vurdu ama. Topu şöyle çekeceğim. Tekrardan Beckham'ın önünü doğru bıraktım ama o kafasına göre attı bir yerlere. Bizde kalır mı? İkili markajla önde baskı yapmaya çalışıyorum. Beckham bayağı alır mı? Çok yorulmuş bu arada. Dakika 87 gerçi normal bu seviyelerde. Aman Allah'ım. Yani kardeşim neler yapıyorsun? Tamam alt tarafı yeniliyorsun ya. Dünyanın sonu değil. O nasıl bir kaymaktır? O nasıl bir müdahaledir öyle? Sakatlamaya yönelik bir hareket yaptı. Gelişini bir şut çıkartır mı bu Meyank? O da artık yeter diyor. Daha da atma diyor rakibe. Maç bu şekilde bitecek gibi duruyor arkadaşlar. Dakika 88. Rakip başlattı topu. Tekrar önünde baskıyla topu kazanmaya çalışacağız. Kante ikili markaj. Önde baskı yapmaya çalışıyorum. Önde durmaya çalışıyoruz. Topu tekrar kazandık. Şimdi topu açacağım. Rakip çatır çutur kayıyor bu arada. Yani niye bu kadar sinirlendi çözebilmiş diyelim ama yani az mı gol atmam gerekiyordu onu tam anlayamadım. Geri açarsa bir şut deneyecektik. Sağlık olsun. 4-0 bitti maç arkadaşlar. Seyri güzel maç olduğunu düşünüyorum. İlk golü biraz bedava bulduk. Ancak diğer 3 golümüz gayet güzeldi, keyifliydi. 10 şutumuzun 9'u kaleyi bulmuş. Rakibin kalecisi 5 tane topumuzu tutmuş. Şöyle bir bakalım. Şöyle bir analiz yapalım arkadaşlar isterseniz. Şöyle ileri diyeceğim tekrardan. 1554 puan ulaştık. Şöyle kadromuzda kimler vardı tekrardan ona bir bakalım isterseniz. Tekrardan bir ileri diyeceğim. Gördüğünüz gibi bu kadroyla oynadım arkadaşlar. 5059 takım gücü var. Aslında takım gücünde daha iyi yerlere ulaşabiliyoruz ama hiçbir anlamı yok takım gücünün. Önemli olan doğru adamı doğru yerde oynatmak bildiğiniz gibi. Şöyle geri diyelim. Sıralama diyelim. Son durumda kadroda neredeyiz? Nereye ulaştık ona bir bakalım isterseniz. Bölge sıralaması diyorum siz diyorsunuz. Evet 20. sıraya ulaşmış olduk arkadaşlar. 1554 puana geldik. Benim bugünlük anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın lütfen. Herkese hilesiz nice güzel oyunlar.